böyle oluştuktan sonra poşetin içine bunu da koydunuz, bize teslim ettiniz. Gerisi bizde. Bazı toprak kirleniyor, gübreyi almıyor. Kireç istiyor ya kürüt istiyor. Bravo, işte bu toprak analiziyle ortaya çıkacak. O da çıkacak mı? Tabii ki. Şimdi biz bile, ben buraya arabada gönderirim, dilekçelerinizi aldırırım. Geri gelirse tamam. Ama hani belli bir tarih belir. Sadece bu dilekçeyi verdiğinizde Selçuk Belediyesi Hizmet Birimi tarafından size bu analiz etiketi de verilecek. Bununla ilgili hem kişisel bilgileriniz hem de tarlanıza ait bilgiler isteyeceğiz tabii doğal olarak. Bunları doldurup toprak numunenizin içerisine katlayıp koyarsanız hem kime ait olduğunu biliriz toprağın hem de bir karışıklık yaşamayız. Analize de doğru bir şekilde göndermiş oluruz. Bu toprak analizi hizmeti hem üreticimizi desteklemek amaçlı hem de doğayı ve çevreyi koruyabileceğimiz bir hizmet. Bu anlamda hani bu hizmeti yapmaktan gerçekten mutluyuz. Toprak analizi teknik anlamda çok çok önemli bir yöntem. Aslında aynı doktorların başvurduğu kan tahlili yöntemine çok benzer bir şey. Toprağımızın neyi eksik, neyi fazla, neye ihtiyacı var? Ürettiğiniz ürün için ne lazım, ne gerekli? Bunların hepsini bilimsel olarak ortaya çıkaran bir yöntem aslında toprak analizi. Üreticimizin aslında özellikle girdi maliyetlerinin bu kadar yükselmesinden dolayı standart bir gübreleme var hep kafalarında, akıllarında. Bunu biz hayır böyle değil. Toprağımız gerçekten neye ihtiyacı var? Ne atmamız gerekiyorsa buna yönelmeye çalışmamız. Yani doğru gübreleme. Ne fazla ne eksik. Şöyle belediyemizde küçük bir dilekçeyle başvuruları var. Bu dilekçeyi biz alıyoruz. Teslim aldıktan sonra da üreticilerimize telefonla ulaşım yapıyoruz. Bize numunelerini teslim etmelerini istiyoruz. Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne numuneler teslim olduğu zaman bir hafta sonra da anlaştığımız laboratuvardan sonuçlar geliyor. Kişilere biz bunu teslim ediyoruz. Onlar da ona göre gübreleme programlarını uygulayabiliyorlar. Gökçalan Mahallesi'nden Coşkun Tuncak. Çok çok iyi bu vatandaşa büyük bir yardım. Şimdi zaten her şeyin pahalı olduğu zaman da bunu yani ücretsiz yapması çok çok iyi. Yani gübrelerin 50-60 liradan 600-700 lira çıktı bir zamanda. Bunun olması çok çok iyi. Yani 10 kilo atacağımıza belki 1 kilo istiyor, belki 2 kilo istiyor. Bunu bilmemiz de çok önemli. Onun için çok çok memnunuz yani iyi. Bizim için iyi, faydalı bir şey. Ben ismi Halim Demir. Emekli Tarım Kredi Müdürüyüm. 30 yıl Tarım Kredi'de çalıştım. 10 yıldan beri de çiftçilikle uğraşıyorum. Toprak analizi benim gördüğüm kadarıyla burada çiftçilerimizin pek fazla bir reaksiyonu olan bir olay değil. Bunu bu şekilde önererek bu şekilde bu hizmetler sayesinde bu şeyin daha da artırmamıza sebep olur. Çok güzel bir hizmet. Yani bunun daha devamı gelmesinde çok fayda var ve bunun çiftçilerimizin mutlaka analizi mutlaka yaptırmasında fayda var.